Ne olursa olsun sana nikah kıyacağım Fidan. Görünmek giydireceğim sana. Sonunda oldu işte. Kefeni yırttım. Kurtuluyorum senden. Gelininin birikmişi var biraz. İzmir taraflarında bir dükkan açacağız. Ve şu lafını hiç unutmayacağım. Azla kanaat eden her zaman mutlu ol. Dinlemiyorsun gene. Ne oluyor Rüstem? Hasta mısın yoksa? Biraz. Ne var abi? Kalbim. Kalbimdeki kadın çırpınıp duruyor. Ağlıyor bazen. Bazen gülüyor. Konuşmuyor mu Rüstem? Çağırmıyor mu kalbindeki kadın seni? Gel al beni demiyor mu? Bitti o iş. Aramızda bir kılıç var. Kahpelik var. Ölümden öte bir hiçlik var. Gidin hadi. Kaderim size de bulaşmadan gidin durmayın. Konuşmuyor mu Rüstem? Seni çağırmıyor mu kalbindeki kadın? Çırpınıyor. Ama sevdiğim sensin. Yalan söylüyor. İnanma. Sevdiği de benim. İlk erkeğim çünkü. Unutamaz. İster evlen ister metres otur. Ona sarıldığın zaman hep aranızda olacağım. Bas git lan! Çekil aramızdan! Ölme. Bu yetmez mi? Bıçağımla oynuyordum. Ayağım kaydı, üzerine düştüm. Bırakın uyuyayım şimdi. Hepsi bu memur. Neyse, gene görüşeceğiz. Yalan söylüyor, biliyorum. Gözleri uyuyor. Ama kafasındaki şeytan alarm vaziyetinde. Sen seviyor musun oğlumu? Seviyorum onu. Ama zor insan. Kompleksleri var. Hanımefendi, lütfen söyleyin. Babası kimdi onun? Babası ha. Şimdi senin yönettiğin havuzlu gazinonun yerinde büyük bir konağımız vardı. Yalçın'ın babası o konağın koruyucusuydu. Bir gece konakta yangın çıktı. Kül oldu her şey, yandı. İçindekiler de. Canlı cansız her şey. Ya siz? Bir ben kaldım. Çünkü Yalçın'ın babası kurtardı hayatımı. Ama karşılığını da aldı zalim. Bana sahip oldu zorla. Gece bekçisiydi. Çünkü gündüzleri dolaşamazdı. Yüzünün yarısı urlarla kaplıydı. İblise has olan babasındaki çarpıklık Yalçın'da bütünleşti. Bir günah tohumudur o. Nemrut'un piçidir. Nemrut.